Hava Yolları Boeing 787'den sonra Airbus A350 için de düğmeye bastı. Avrupalı imalatçı Airbus'la 20'si kesin, 5'i de opsiyonlu olmak üzere toplam 25 adetlik Airbus A350-900 siparişi için iyi niyet anlaşması imzaladı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Airbus CEO'su Tom Anderson imzaları attı törende. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yer aldı. Öte yandan Türk Hava Yolları 2017 yılını artışlarla tamamladı. Yolcu sayısını bir önceki yıla göre %9.3 oranında artıran hava yolu, geçtiğimiz yıl 68 milyon 616 bin yolcuya hizmet verdi. Yolcu doluluk oranı ise bir önceki yıla göre 4.7 puan artarak %79.1 olarak gerçekleşti. Airbus'un en büyük nakliye uçağı Beluga XL'in ilki şirketin Toulouse'daki fabrikasından çıktı. A330-200 modelinden geliştirilen Beluga XL'in yer testleri tamamlandıktan sonra ilk uçuşunu yaz aylarında yapması planlanıyor. Eski Beluga modeline göre 6 metre daha uzun, 1 metre daha geniş ve %30 ekstra taşıma kapasitesine sahip olan Beluga XL 2019 yılında hizmete girecek. İklim değişikliği konusunda çalışmalar yapan ABD'nin San Diego Hayvanat Bahçesi'nden bir grup bilim insanı, Kanada'daki Hudson Körfezi'nde deniz buzulları üzerinde drone'la bir araştırma gerçekleştirdi. Polar Eye adı verilen araştırmada buzulların daha detaylı görüntülerini almayı amaçlayan ekip, bölgedeki kutup ayılarına rahatsızlık vermemek ve insanlar için bir risk oluşturmalarının önüne geçmek için çalışmada drone kullanmayı tercih etti. Aküyle çalışan drone, -35 derecede sorunsuz olarak görev yaptı. Drone, 11 ayrı deniz buzulu üzerinde uçarak milimetrik çözünürlükte 3 boyutlu buzul haritaları elde etti. Çalışmadan elde edilecek sonuçlarla kutup ayılarının yaşam alanları korunmaya çalışılacak.